karantina kurallarına uymayanlara, izolasyondan kaçan karantina kaçaklarına evde kal bileklikleri geliyor. Uygulamayı Bakan Fahrettin Koca duyurdu. Herkes bu bileklik nasıl olacak diye merak ederken bilekliklerin Karabük'te 1600 kişi üzerinde denendiği ortaya çıktı. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır. İşte bu ve benzeri görüntülerin önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Virüs taşıdığını bile bile başkalarının canını hiçe sayan, karantinadan kaçıp kalabalığa karışanlara akıllı bileklik geliyor. Pilot uygulama Karabük'te başladı. Kırmızı renkli olanları korona pozitif hastalarımıza, mavi renkli olan bileklikleri de temas hastalarımıza takmaya başladık. Karantina kaçaklarını önlemek için artık işte bu bileklikler kullanılacak. Temaslının ya da hastanın bileğine filyasyon ekipleri tarafından bu bileklikler takılacak. Halkın arasına karışıp gezme imkanını da yakalayamazlar. Filyasyon ekipleri hastayı ziyarete gittiğinde eğer bileğinde bu bilekliği göremezse cezai işlem uygulanacak. Hastamızın veya temaslının kolunda bu bilekliği görmeyecek olursa 3150 lira hıssa kanununa göre ceza uygulayacak. Bence bu konuda cezalar da gerçekten ağırlaştırılmalı. Daha böyle sıkı denetimler olması gerekiyor. Bunlarla fazla bir yol kat edemeyiz biz. Bilekliklerin özelliği ise tek kullanımlık olması. Bileğe bir kere takıldıktan sonra tekrar açıp yeniden takmak mümkün değil. Bence çok isabetli karar olmuş. Çünkü dinlemiyor insanlar, evlerinde durmuyorlar. Bilekliği koldan çıkartmak içinse tek yöntem bilekliğin kopartılması. Herhangi bir medikale girip de bunları temin etmek çok basit. Ama böyle bir tebliğ gelirse tabii ki bundan sonra satmayız. Bu da çok güzel bir şey, olması gereken. Nasıl otellerde müşterilerine veriyorlar? Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bileklik koparıldıktan sonra yeniden satın alınamaması ya da uzun kollu bir giysinin altına saklanmaması için yapılması gerekenler üzerinde duruluyor. Sen koluna taktığın zaman kim görecek seni? Kimse görmeyecek.